YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim geleneksel salça yapımı evde nasıl hazırlanır? Onun yapımını göreceğiz. Yapımı gerçekten çok basit, hiç de gözünüzde büyütecek kadar zor değil. Nasıl hazırladım? Yapımına geçmeden önce şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Rengini görünüz istiyorum. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde öncelikle 40 kilogram domates aldım pazardan. Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra geniş büyük masaların üzerine bıraktım. Suları kendiliğinden süzüldü. Suları süzüldükten sonra doğrayacağım. Şöyle örnek olarak göstermek istiyorum. Evde su bidonlarınızı bu şekilde keserek değerlendirebilirsiniz. Eğer çok fazla evinizde kap yoksa, bunu örnek olarak gösteriyorum. Muhtemelen de yoktur. O zaman böyle şimdiden salça yapmak için şöyle 5 litrelik, 10 litrelik su bidonlarını hazırlayabilirsiniz. Şöyle aralarına birer yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu, yalnız sofra tuzu değil, turşuluk tuzdan gezdirerek ağzına kadar dolduruyorum. Bütün domatesleri aynı şekilde 4 parçaya bölüp, bakınız bu şekilde 4 parçaya bölüyorum, dilimliyorum. Armut domatesi kullandım. Tam 40 kilogram domates kullandım bu videoda. Bu videoyu daha önce paylaşmıştım. Çok sorular geldi. Bütün sorularınızı bu videoda yanıtlayacağım. Merak ettiğiniz her şeyi. Şimdi böyle diğerlerini de büyük peynir bidonlarına dolduruyorum. Aralarına arada şöyle bir avuç iri kaya tuzu serpiştiriyorum ki daha çabuk erisin. 3 gün bu şekilde bekleteceğim. Bidonlarda, bidonların ağzını yarım kapalı olarak bekleteceğim. Sıcakta kısa sürede hemen olur. Bütün bidonları bu şekilde hazırladım. Kapaklarını yarım kapattım. 3 gün içinde domatesler eridi. Kabuklarını rahat bıraktı. Bakınız şu anda üzeri hafif beyaz köpükler oluştu. Bu sizi korkutmasın. Bu doğaldır. Şu sarı sularını lavaboya döküyorum. Sorular geldi. Vitamini gitti. Nasıl olur? Bu şekilde olur mu? Evet, bu şekilde gördüm annemden. Bu şekilde yapıyorum. Siz dilerseniz kaynatarak da yapabilirsiniz. Ama o zaman yine buhar olup uçacak. Aynı hesap. Zaten bu acı suyudur domatesin. Gerçek vitamini etli bölümünde kalıyor. Bu şekilde bidonlarda bekletmek istemezseniz eğer, temiz bir un çuvalının içine 4 parçaya bölmüş olduğunuz domatesleri dilimleyip o şekilde doldurarak, içine de bir leğen bırakarak, suyu içinde kalarak süzülebilir. Bakınız gördüğünüz gibi kabukları incecik, sıkılmaya hazır. Ben evde ne bulduysam doldurmuştum, tencereler olsun, bidonlara, her şeye doldurmuştum çünkü fazla yapmıştım. Sularını süzüyorum. Gösterdiğim şekilde sarı sularını, yalnız kırmızı sularını değil, beyaz duru suyunu süzdüm. Kırmızı sularını süzmüyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi incecik kabukları ayrılıyor. Şimdi tencerenin üzerine geniş bir süzgeç yerleştirdim. Bu şekilde bir düzenek hazırladım. Daha sonra elimle gösterdiğim şekilde sıkıp suyunu çıkarıyorum. Ben videoyu hızlandırıyorum, çok fazla zamanınızı almamak için. Bu şekilde sıkıyorum. Ben bu sıktığım domatesin çekirdeklerini atıyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Videonun altına yazarsanız ben de öğrenmiş olurum, denemiş olurum en azından. Bu
şekilde bakınız hemen kolaylıkla süzgeçten geçti. Bütün domatesler bitene kadar aynı yöntemle bu şekilde suyunu sıkıyorum. Posaları üzerinde kalıyor. Daha doğrusu sadece kabukları kalıyor. Yapımı gördüğünüz gibi hiç zor değil. Ama gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli. Denemenizi öneririm. En azından hiç yapmadıysanız bir defa da olsa benim yöntemimle yaparsanız garantili bir yöntemdir. Ben iki defa süzdüm süzgeçten. İçinde hiçbir çekirdek olmaması için bu şekilde tekrardan süzüyorum. Bu videom çok beğenildi. Gerçekten. O yüzden tekrar düzeltip paylaşmak istedim. Dilerseniz eğer bu şekilde bir blender ile parçalarsanız çok daha güzel süzgeçten geçer. Hem de daha fazla salça çıkarmış olursunuz. Bakınız gördüğünüz gibi hemen dokununca hepsi alta indi. Bu şekilde yaparsanız çok daha kolay. Dediğim gibi bu videoda merak ettiklerinizi bana sormuş olduğunuz soruları yanıtlamak istiyorum. Bir de o video biraz gürültülü olmuştu. Sesini kapattım. Gereksiz yerlerini kestim. Tekrardan yayınlamak istedim. Düzenleyip. Bakınız gördüğünüz gibi hemen kupkuru sımsıkı sıktım. Bütün suyunu. Evet. Şimdi bu da hem beğenildi bu yöntem hem de eleştiriler de aldı. Bu şekilde isterseniz bir balkona, isterseniz damınız varsa veya terasınız varsa şöyle çift katlı veya tek katlı kalın bir naylonu güzel yıkayıp, bu iş için özel alınmış bir naylon bu yalnız, yıkayıp tekrardan şöyle bir düzenek hazırlayabilirsiniz. Etrafına böyle uzun çubuklarla rulo yapabilirsiniz. Veya tuğlalarla etrafını böyle bir havuz şekline getirip bu şekilde domates sularınızı içine dökebilirsiniz. Ama bu yöntemi sağlıklı bulmuyorsanız büyük büyük sinirlere, tepsilere dökerek o şekilde de salçanızı yapabilirsiniz. İlla bu şekilde yapacaksınız diye bir şart yok. Sağlıklı bulanlar var, sağlıklı bulmayanlar var. Ama dediğim gibi tercih meselesi, nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz salçanızı. Ben biber salçası yapıyorum bu arada. Hepsini bir hafta içinde bitiriyorum. Evet, şimdi akşam oldu. Gördüğünüz gibi suyunu çekmiş, yoğurt kıvamına gelmiş. Bu arada hemen bir su bardağı kadar iri kaya tuzunu şimdi ekliyorum. Bir soru daha sormuştunuz. Akşam olunca benim salçam küflendi. Evet, küflenir. Neden küflenir? Onu da cevabını vereyim. Çünkü eğer siz ağzını kapatırsanız, kapalı bir ortama getirirseniz küflenebilir. Ama tekrar aynı şekilde açık havada bırakırsanız, üzerine eski bir tül perdesi örterseniz hem geceleyin kelebekler gelmez, içine düşmez, toz toprak girmez içine, hem de salçanız hava aldığı için küflenme olmaz. O yüzden açık bir şekilde serbest bırakalım. Ve gün boyu gidip gelip karıştıralım ki kararma olmasın. Daha çabuk olsun salçamız. Gördüğünüz gibi 3. gün salça gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Tekrar tuzunu veriyorum. Dediğim gibi toplamda 3 su bardağı tuz kullandım. Tuzunu ve yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı kullandım. Güzelce böyle yağıyla tuzuyla güneşte biraz daha pişiriyorum. Lezzetine lezzet katsın. Bu şekilde akşama kadar yine güneşte bırakacağım. Suyunun tamamen çekmesini sağlayın. Dilerseniz geniş bir leğene bırakın. Üzerine tekrar bir tül perde veya bir tülbent kapatarak güzelce güneşte katı bir kıvam alana kadar salçanızı pişirin. O zaman kesinlikle bozulmaz. Diyeceksiniz ki o zaman salçamız azalıyor. Hayır, azalmaz.
Normal sulu bir salçadan 2 yemek kaşığı kullanırsınız. Bundan 1 yemek kaşığı kullanırsınız. Aynı hesaba gelir. Daha güzel bozulmamış olur. 3 yılda geçse buzdolabına hiç bırakmasanız bile normal oda sıcaklığında bile olsa asla bozulmaz. Çünkü içinde su yok. Tuzu da gayet yerinde. İçinde su olmadığı için de ekşimi olmaz. Salçanız ekşimez. Ama bu salça biraz hafif ekşimsi olur. Çünkü ev yapımı salçanın özelliği hafif ekşi olmasıdır. Bu da yemeklerinize ayrı bir lezzet katar. Biz çocukken okuldan eve geldiğimizde eğer o anda yemek hazır değilse zaten akşam babamızla beraber yerdik. Annemiz salça sürerdi bize. Kapının önünde arkadaşlarla oyunlar oynardık beraber. O salçalı ekmeğin tadını hiçbir şeyde bulamıyorum artık. Gerçekten bu da tam ekmeğe sürüp yemelik, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Hazır salçalar gerçekten yıkanmadan yapıldığını düşünüyorum. Çoğunda çürük domateslerle yapıldığını düşünüyorum. Bu şekilde tertemiz içinize sinerek kavanozlara doldurduktan sonra üzerine biraz zeytinyağı, sonra da sıkıca kapatın. 3 yılda geçse bozulmama garantisini veriyorum. Kullanmış olduğunuz domatesin cinsine göre salçanızın miktarı değişebilir. Ben 10 kilogram salça elde ettim. 40 kilogramda. Güneşte mutlaka çok iyi kurutmanızı öneririm bozulmaması için ve tuzunu güzel ayarlamanızı öneririm. Yemeğe kattığınız tuzdan bir tık daha fazla olsun. Lütfen beğenip abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.